Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Yine harika bir manzarayla ve çok sıcak bir hava ile beraberiz. Bugün şöyle bir çekelim önce bir. Yanıyoruz. Gerçi yanmayan bir yerde yok herhalde bugün. Şöyle bakalım. Çok fazla sıcak var. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar kışlık şahane güzel bir çorbalık hazırlayacağız. Hem de kavanozumuza koyacağız, kapatacağız, mis gibi kışın açacağız. Lezzetli ve sağlıklı bir çorba için hemen biraz sonra malzemelerimi göstereceğim size. Harika bir tarif vereceğim size. Önce şöyle bir şunları göstermek istiyorum. Çatının üstüne koydum. Şöyle maydanoz saplarım var arkadaşlar. Bunları kurutacağım. Baharat gibi kullanacağım, böyle hani minik minik kıyıp kuruduktan sonra tabi tamamen kuruyacak. Zaten burada kurumaması mümkün değil. Burada ben bile kurudum gerçekten. Çok fena sıcak. Bir damla rüzgar yok. Şöyle çamaşırlarımızı yine astık. Artık sonunda halılarımızı serdik. Cücelerimiz geldi. Havuzumuz kirlendi tabi, kaç gündür rüzgarda şeydi. Onu değiştireceğiz ama değiştiremedim henüz. Onu da değiştireceğiz. Şimdi hemen masamıza geçelim. Neler var bakalım. Evet, çardağımızın altında şöyle sarı kirazları göstereyim size arkadaşlar. Bunların da saplarını alacağım. Bunların da saplarını çaya kullanacağım arkadaşlar. Yani hiçbir şey ziyan etmeyeceğiz. Her şeyi kullanacağız. Burada da şunu göstermek istiyorum. Kudüs kirazı. Çok güzel. Görüntüsü muhteşem. Harika bir Kudüs kirazımız var masamızda. Şurada da süs biberlerimiz var. Bu da asmamız zaten. Bunlar da böyle hem masamızda güzel görünüyor hem de keyifli bir manzara oluyor. Şimdi burada biberlerimiz var. Bunları közledik arkadaşlar. İki tane domates ayrıyetten közledim. Çünkü hafiften böyle bir domates de katacağız. Şimdi bunları közledikten sonra kabuklarını güzelce soyacağız. Domateslerimizi de içine ilave edip şahane kavanozumuza şahane bir çorba hazırlayacağız. Kışın, özellikle kışın çok kullanıyorum ben bunu. Grip olduğunuzda, hasta olduğunuzda gerçekten çok faydalı, nefis bir tarif. Kışında zaten hep birlikte Allah olmayı nasip ederse birlikte açar o çorbayı da yaparız tekrar. Hatta yapılmış çorbam da vardı kanalımda hatırladığım kadarıyla. Bir de sarımsakla yağ ve tuz kullanacağız. Hemen şimdi önce bunları soyalım, bir güzel hazırlayalım. Daha sonra da birlikte minik minik doğrayalım. Şimdi hemen şöyle, zaten kabukları çok çabuk soyuluyor bunların. Bunları ayıklayalım. Çorbamızı hazırlayalım. Sonra içindeki tohumları da alacağız. Şimdi şöyle soyup soyup koyalım. İçlerindeki tohumlar da temizlenecek. Çorbamızda tohum olmasın. Sonunda halılarımızı da serdik. Ayaklarımız yanmadan artık terasımızda durabiliyoruz. Ama tabi bu sıcaklar sanırım benim ses tellerimi bozdu. Kudüs kirazımız çok güzel değil mi? Çok harika görünüyor. Önce yeşil yeşil çıkıyorlar, sonra turuncu oluyorlar. Şimdi bunların hepsini yapalım. Burada 1 kilodan fazla var arkadaşlar.
yani derisine çok fazla yapışık. Şöyle iyice çıkaralım ki. Güzel güzel çorbalıklarımızı hazırlayalım. Konservelerimizi yavaş yavaş yapalım. Şahane bir şekilde Allah'ın izniyle kışa hazırlanalım ki kışlar zor oluyor. Bir de okul derdi oluyor tabi. Daha da zorlaşıyor. Şöyle iyice burası da. Evet. Hepsini hazırladıktan sonra doğrama işlemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle doğruyoruz. Minik. Çok da minik olmasına hiç gerek yok. Çünkü blenderdan da geçecek. Bunlara tencerede bir tur döndüreceğiz. Şöyle domatesimizi de aynı şekilde evet, şimdi artık ocağımızın başına geçebiliriz. Çabuk şey yapıyor bu da. Domateslerimizi, biberlerimizi robottan geçirdik. Tenceremizi ocağa koyduk. Bir miktar yağımızı koyuyoruz. Ve tenceremize koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi hafif tuz ve sarımsaklarımızı ilave edip kaynamaya bırakacağız. Şimdi tuzumuzu şöyle ilave edelim. Bir de iki diş şöyle sarımsağımız var rendelediğimiz. Onu da ilave edelim. Zaten kaynıyor. Biraz daha kaynaması gerekiyor ama. Biraz daha kaynadıktan sonra sıcak sıcak hemen kavanozlarımıza koyacağız. Güzelce sıkıca kapağını da kapatacağız. Nefis kışlık kırmızı biber çorbamız
çorbalıklarımız hazır olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çorbalığımız hazır. Şimdi şöyle kavanozlarımıza koyacağız. Mis gibi kışın tüketebileceğiz. Evet, şöyle yavaşça sıcak sıcak hemen kapağını kapatmamız gerekiyor. Ben şimdi bir kısmını yaptım. Daha sonra daha yapmaya devam edeceğiz. Bunların kapakları tamamen tıklaması gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şahane bir şekilde hazırladık. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.